İnan, hayatımda iki defa heyecanlanmışım. Bir üniversiteye, böyle diye, imtihan verende bir de bugün. Bak burada gördüğünüz bacılar, kardeşler, vezifelerden yani farklı olsalar da bunları birleştiren egidedir, bunları birleştiren amaldır. Her birisine teşekkür ederim, mübariz için geldiler. Azerbaycan'da 10 milyon halk, and olsun Allah'a, mübariz Mensumov'un azad olma haberini gözlüyor. Bayaktan benim Instagram sayfama yüzlerle insanlar yazırlar, haber bekliyorlar. Bak İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Bu Adalet Sarayı'na güvenirik, inanırız. Bizi burada birleştiren, bizi buraya getiren bu inandı. Türkiye Mahkemesi'ne olan inanımızdı. Bak bu kardeşliğimize olan inanımızdı. Ve biz eminiz ki Mübariz Mensumov'un biraz sonra azad olma haberini alacağız. Hamımız burada toy bayram eleyecek. Yaşasın Mübariz! Amin! Duygularınızı alabilir miyiz? Merhaba. Ben buradan inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Mübariz kardeşimizi tez bir zamanda bize kavuşacağını arzu ederim. İnşallah buradan mutlu ayrılırız. Amin. Türkiye'den de gelen, Türkiye'nin dört bir ilinden gelen çok değerli mübariz severler var. Ve ben onlara mikrofon tutmaya devam edeceğim. Efendim sizler neler söyleyeceksiniz? Bugün gelmişik buraya Mübariz Bey'e destek vermeye. Yüce Türkiye'nin adalet sistemine güveniyoruz. İnşallah Mübariz Bey azadlığa çıkacağım. Nerede söylüyorsunuz? Ben burada oturuyorum. İstanbul'dan. Evet. Peki hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim. İnandığımız kavram adalet. Sevdiğimiz kişi ise Mübariz Mensubu. Umarım inandığımız kavram sevdiğimiz kişiyi yanıltmaz. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Ve devam ediyoruz söyleşimize. Burada yine değerli bir ağabeyimiz var. Kendisi aynı zamanda bir doktor ve o da mübariz için burada. Ve duygularını, düşüncelerini alalım istiyoruz. Siz neler söylersiniz efendim? Biz burada olanlar ve milyonlarla insan Türk adaletine güvenir ve inanır. İnanır ki dakikalar sonra Azerbaycan-Türkiye kardeşliğin sembolü olan Mübariz Kurbanoğlu Mensumov hak ettiği azadlığına çıkacak. Ve yine de Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine hizmet ederek Azerbaycan-Türkiye halklarına hizmet eder. Evet, inşallah diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi sevgili Sabir Cabirzade'yi alacağız. Tabii ta en başından bu yana Mart ayının başından beridir Mübariz Mansimov Kurbanoğlu tutuklanmıştı. Ve o günden bu yana bir gün dahi, bir an dahi hiç ümidini kaybetmeyen bir isim. Sabir Cabirzade yanımızda ve ben hemen mikrofonu tabii ki kendisine tutmak istiyorum. Gelenlerin hepsini selamlıyorum. Mübariz Bey işi ona toplanan insanlardır. Bunlar hakka, zulüme susmayan insanlar, hakkın yanında olan insanlardır. Allah bizim bu insanlarımızı var etsin. Bizim Azerbaycan'ın bunlar sütunlarıdır. Bu insanlara göre bir memleket, bir el, bir oba yaşıyor. Çünkü iyiliklerden hep iyilikler doğar. Çiçekler açar. Allah hepsini var etsin. Bunlar Allah'ın bu işe, bazen bu mitingleri yaptığımızda bazı insanlar vardı, diyorlardı ki mesela gelmek istiyordum, gelemedim, ya işim çıktı falan. Ama onlar bir onun farkında değillerdi ki, o onların bileceği bir şey değildi. Burada bu insanların hepsini Allah seçti. Bu insanlar hakkın yolunda insanlar, zulme susmayan insanlar. Çok heyecanlıyım, yani çok şey konuşabilirim ama konuşamıyorum, kusura bakmayın. Aykırış yine denince tabii akla gelen ilk isim Murat Altun. Ve hemen kendisine mikrofonu tutalım. Efendim, önemli bir gündeyiz. Ve siz de yolda gittiğiniz Serkan Bey, kardeşim, önce size teşekkürlerimi sunuyorum. Azerbaycan'la Türkiye arasında bir husumet olmamasını sağlayan aziz bacılarıma, aziz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün 6. ayını dolduran bir mutsuzluk ve haksızlığın sonunu burada gözlüyoruz. İnşallah 6 aydır malına, canına, itibarına kastedilen aziz ve değerli hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin itibarlı vatan evladı Mübariz Mensumov Kurbanoğlu Bey'in azadlığa kavuşmasını burada kutlayacağız inşallah. Azerbaycan ve Türkiye arasında fitne oluşturmak isteyenlerin yalanları ve iftiralarıyla 6 aydır azadlığından, ailesinden, işinden alıkonulan Mübariz Bey inşallah bugün telafi edecek bu adaletsizlik. Biz Türk adaletine güvenmek istiyoruz, güveniyoruz. Bugün güzel haberi aldıktan sonra da inşallah dosta ve düşmana Azerbaycan ve Türkiye'nin tek yumruk olduğunu ispatlayacağız. Çok sağ olun.
uzaktan yakından bu beden herkes hakkını helal etsin. Sağ olun. Evet, sağ olun. Alkırış hareketi lideri Murat Altun detaylı bir şekilde anlattı. Hadi bize şampaz değil. Ayuz ağabeyi mikrofonu uzatalım. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Şükürler kaldırılacak. Evet. Sanat camiası adından, herkesin adından, tüm milliyetimin namuslu evlatları adından konuşuyorum. Mübariz Bey, sanat camiasının yanı sıra şehit ve gazi ailelerine her zaman desteğini göstermiştir. Milliyetçiliğiyle de bizim gibi gençlere her zaman örnek olmuştur. İnşallah onun bugün beraatine kavuştuğu günü göreceğiz. Ve bizim gibi gençlere her zaman desteği oldu, desteğini de esirgemeyecektir. Buna eminim. Ama biz onu, bize gösterdiği destek izni değil, onun milliyetçiliği, onun vatanperverliği için seviyoruz. Bugün herkes sevinecek. Buna eminim. Siz de emin olun diyorum. Bu 6 ay sürede kimlerin kalbi burada döndüyse herkese yeniden teşekkür ederim dilerim. İnşallah Mübariz Bey kendi işine başına döner. Herkesin beklediği, herkesin gözlediği an şu an. Biz çok mutluyuz. Türk adaletine, yüce Türk adaletine çok mutluyuz. İnşallah çıkan beraat kazanır. Mübariz Bey'in uzun yıllar yanında hizmetinde bulunmuş bir isim var. Uğur Bey iki evladıyla beraber burada. Bayağı, efendim siz tabii bize göre Mübariz'i çok daha yakından tanıyorsunuz. Beraber çalıştığınız uzun yıllar, beraber 21 yıl boyunca Mübariz'le beraber çalıştınız. Siz aynı zamanda şoförüsünüz. Evet. Mübariz'i biz çok iyi biliyoruz ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Çünkü siz daha iyi anlatırsınız muhakkak onu. Mübariz nasıl bir şahsiyete sahipti? Mübariz nasıl bir insan? Biraz bahseder misiniz? Yani ben şu an 48 yaşındayım. Evet. 48 yaşına kadar öz babamın yapmadıklarını gördüm kendisinden. Yani onun için buradayım zaten. Bir vefa borcumuz var. Yani ama ben çalışanlarımdan hiç kimseyi görmüyorum. Niye gelmediler efendim? İşte onlara sormak lazım onları. Bu büyük bir vefa. Gelenler sağ olsun. Bu gelen sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Bizim için sıkıntı yok. Bizim yüreğimiz burada. Evet. Onlarla bir şeyimiz yok bizim. Ne şeyimiz yani sıkıntımız yok. Ama gelmelerini, görmelerini isterdim burada. Yani bu insanların burada hani hiçbir beklentisi olmayan insanlar. Gönülden hani birlikte olan insanlar buradaki insanlar. Onun için ben şahsım adına çocuklarım onların ekmeği yani Mübariz Bey'in ekmeğini yemiş yıllarca. Kursaklarından hep helal ekmek geçmiş. Onun için biz ne dedik? Vefa borcumuzu hani yerine getirelim en azından ki burada olalım. Onun için Mübariz Bey gibi bir insan yeryüzüne az rastlanan insanlardan biridir kendisi. Hizmet ettiğim kadarıyla söylüyorum. Ben görmedim. Yani öyle bir insanın da yeryüzüne gelebileceğini kestiremiyorum. Vardır illaki öyle insanlar ama ben tanımıyorum. Tanıdığım insanı konuşuyorum sadece. Allah herkesin evine, ne bileyim, babasına, ne bileyim, evladına öyle bir insan nasip etsin inşallah. Evet, burada Azerbaycanlı yine sporcu kardeşlerimiz var gördüğünüz gibi. Genel olarak şu aşıyı bir görelim. Sevgili kameramanımızdan da rica edelim. Evet, oldukça güzel bir kardeşim. Güveniyorum. Telefon kim bir taraftan Azerbaycan bayrağı sporcu kardeşlerime bir mikrofon uzatmak istiyorum. Önce bir kardeşimize başlayalım. Efendim Azerbaycan'dan mı geldiniz? Yok ben Türkiye'deyim. Buradasınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Ne diyorsunuz bugün? Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Mübariz için buradasınız. Mübariz için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? Bir an önce atlanması dileğiyle zaten kendisinin suçsuz olduğunu, masum olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Adalet yerini bulacak. Bunun inancındayız. Hani Azeri vatandaşı, Türk vatandaşı fark etmez. Hepimiz Türk'üz, biriz. Tek devletiz. Adaletin yerini bulacağını inanıyoruz, temenni ediyoruz. Onun için buradayız. Hep yanında olacağız.